Narkotik polisi son dönemin en çarpıcı operasyonuna imza attı. Torbacı, taksici ve motokuryelerden oluşan 266 kişilik uyuşturucu çetesini çökertti. Şov Haber, tıpkı terör örgütü gibi hücre tipi örgütlenen Omerta, yani gizlilik kuralıyla tam 3 milyar liralık vurgun yapan uyuşturucu çetesine yapılan operasyonun görüntülerine ve ayrıntılarına ulaştı. ...16 ay iğneyle kuyu kazdı. Bir torbacı taksici üzerinden başlayan uyuşturucu soruşturması 266 kişiye uzandı. Narkotik polisi 3 milyar liralık zehirli rant çetesinin kökünü kuruttu. Bir bağımlı annesinin yüreğindeki yangını hissetmeyen narkotik polisi olamaz mottosuyla başladı operasyon. Çetenin başında bir baron vardı. Altında ise 3 yönetici, mali ve kasa sorumluları da bulunuyordu. Call center yöneticisi en etkili kişiydi. Sek ve idareyi yapıyordu. Adeta bir terör örgütü gibi hücre tipi yapılamışlardı. 12 hücrenin birbirinden haberi yoktu. Aynı çeteye çalıştıklarını ise narkotik şubenin nezarethanesinde öğrendiler. Torbacı, taksici ve motokuryeler sipariş teslimi sonrası burada buluşuyor, zehir rantını finans sorumlusuna veriyordu. Narkotik polisi takiplerini sıklaştırdıkça 5 kademeli üst ağa ve barona ulaştı. Ticari taksi ve kuryelerden oluşan uyuşturucu şebekesinde ödül ve ceza sistemi vardı. Mafyadaki gibi omerta kuralı, yani gizlilik uygulanıyordu. Referansla örgüte girilebiliyordu. İyi çalışan taksicilere ise prim ve bonus verilerek mükafatlandırıyorlardı. Sipariş geldiği anda müşteri alınmıyordu. Uyuşturucunun şifresi ise yemekti. Uyuşturucu rantının büyüklüğü dudak uçuklatan cinstendi. Sadece 12 hücrenin bir günlük elde ettiği gelir tam 15 milyon liraydı. Taksicilerin ve motokuryelerin aylık geliri ise iddiaya göre 80 bin ile 100 bin lira arasında değişiyordu. 16 ayda narkotik polisin tespit ettiği kara ve kirli paranın miktarı ise tam 150 milyon dolar, yani 3 milyar lira civarındaydı. Narkotik polisi dev operasyonla 105'i torbacı, taksici ve motokurye, toplam 161 kişiyi gözaltına almıştı. Güney Amerika, Avrupa, Türkiye üçgenindeki uluslararası bağlantılarda deşifre edildi. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyede.